Merhabalar YouTube, hoş geldiniz. Tekrardan Hellblade oynuyoruz. Senua's Sacrifice. En son bölümde hatırlarsanız Dillion'ın kafasını kaybettiydik. Aşağıya düşürmüştük. Gummer'dan kaçarken. Gummer'da neresiydi o yeraltı dünyasının adı? Helheim. Helheim'in koruyucusu, bekçisi Gummer. Evet, videoya başlamadan önce yine her zaman olduğu gibi lütfen kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve eğer videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız diyorum ve devam ediyorum. Bu arada hapşıracağım. Ne hapşırdım ben bu oyunu oynarken? Evet, bakalım bu sefer neler gelecek başımıza. Yine kafamızın içerisinde deli deli konuşmalar. Şuradan meşalemizi alalım. Yoksa bizi kıtlatacaklar. Yine hapşırdım. Sıdık ablamızla yola devam. Bakalım Dillion'ın kafasını bulabilecek miyiz? Aa, etme lan. Yine mi ya? Yine mi bulmacalar? R arayacağız şimdi. Ne kadar derinmiş ya burası. Şuradan mı? Pardon. Bizde R olmaz kardeş dememiş miydik biz ya? Hala karşımıza R çıkarıyor. Alıştı. Ay. Selam aleyküm. Öf. Ne oldu? Kurudum kaldım. Ultimiz mi yükleniyor? Ne oluyor? Ben anlamıyorum. Ölmedin mi sen? Arada böyle bir zamanı yavaşlatıyoruz. Finish mi? Peki. Tamam. Tamam abi. Oğlum ultimi bozuyorsunuz ya. So.
Bitti. Şunu alabilir miyim hemen, yoksa bizi köpek maması yapacaklar. R. Ay, secret'ınız batsın ya. Are. Tamam. İyi bari, kolaymış. Şuradan aşağı inip arkaya dolandık mı R ortaya çıkacak. Olmadı mı? Aç kapıyı vezirgan başı. Öyle bir oyun vardı küçükken oynuyorduk ya. Kapı hakkı ne verirsin gibi. Al işte. Meşalesi nasıl ölür. Öldü. Koş. Geldik geldik geldik, tamam. Sakin. Şu kaçarken arkaya bakma olayı yok mu acaba ya? Acık heyecan katardı. Dying Light'ta var ya böyle V'ye basıyorduk herhalde. Arkada volatile'lara bakıyorduk. Lan ne oyun Dying Light ha. İkincisini oynamayı isterdim, çok isterdim ama maalesef benim bilgisayarım yeah. Kaldırmaz. Bu oyunlara zor kaldırıyor. Bence soldan gideceğiz ama. Evet. Ne diyorsun abim sen? The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Ne oluyor lan? Gülüşme evladım kendi aranda. Ne bu kadar komik olan ne? Bize anlat, biz de gülelim. Oraya giremez. Işık söner. She has to diyor. Hadi bakalım. Ma. Aa, buralarda bir yerde mi? Gölge oyunları diyorsun. Anladım. Tepeden şuradan mı bakmamız gerekecek o işe? Doğdum, tamam. Bizim şuradan dolaşmamız gerekecek. Sonra içeriye girmesi kolay. Öbür tarafta muhtemelen ışık yok. Buradan bizi ta oraya dolaştıracak.
Neyse, işimiz ne? Dolaşacağız. Bildi. Çok karanlık değil mi ya? Acık aydınlanaydık. Hah. Yak şurayı ya. Evet. Nasıl geçecek karşıya hakikaten? Muazzam bir soru ile karşınızdayız. Şurayı, su akan yer burası değil mi? Hmm. Aklımda bir şey var. Hadi hayırlısı. Çok aksiyon dolu bir olay bizi bekliyor. İnşallah o köprüyü çok kısa sürede indirebilirsin Senua. Yoksa köpek maması olacaksın Senua. Evet, hazır mısınız arkadaşlar? Geliyor. Hazır. 1, 2, ya hak! Koş 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 koş! Get the fuck up ya! Ha, gerçi ışık geldi yukarıdan. Okey. Yandır. Tabi köprüyü böyle omuzlayacağını hiç tahmin etmemiştim. Aferin kız, akıllısın ha. Ablacım bir susar mısınız ya? Ne demek nereye gidiyor? Şuradaki alevi bir ışığı bir yandıralım. Bak M'miz çıktı orada. Bir daha sönerse hiç sıkıntı değil. Çünkü burada bir daha var. Evet. İyi ya, bu puzzle'ları kolay çözdük bu sefer. Çözdük demeyeyim de bulduk diyeyim. Aç kapıyı. Vezirgen başı. She can't help but think of him. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Go down, go down, go down. She has to. Keep the torch alight. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Mm. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Atlıyorum. Hadi bakalım. Suya girersen var ya. İyi bari bu sefer suya atlamadık. Evet, geri dönüş yok. Anam. Sapıklar, çekin elinizi. Taksim'de dolaşıyorum sanki yılbaşında. Bu ne lan? Aa, su deme. Su değildir o. Canavar geliyor, çabuk git. Su var. Al işte. Aa, söndü, koş. Run forest run. Ahanda. Think. Think. I smell you. No.
Bu bizi var ya. Ne yapar biliyorsunuz mu? Bu arkadaş bizi metrese eder. Ne oluyor? Oğlum saçma sapan şeyler yapıyorsunuz ya. Ses. Şurada. Ses. Ses cızırdamaya başladı. Mikrofon, kulaklığı. Kalk. Ses titremeye başladı. Bende de öyle ses. Videoda da muhtemelen titreyecek. Kusura bakmayın. Şimdiden. Ses çok kötü oldu ya. Kalk, kalk, kalk ayağa, kalk ayağa, kalk ayağa, kalk ayağa, kalk ayağa. Ne oldu? Bir aydınlanma yaşadım. Tame the beast. Adam olacaksın. Ana! People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness. Or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left. Headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. Maybe Delian would still be alive.
She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Ne aşklar varmış be. Yarın bunu dirilttikten sonra... Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. But believe this. It was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Time I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. And take me to the trust you as deep as we can go. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Ne diyordum? Yarın bir gün Dillian'ı iyileşti şey yapar bu, geri döndürür. Dillian bunu en yakın arkadaşıyla falan aldatır. Hayat böyle Sıdıka. Ne edeceksin? Evet arkadaşlar. Şurada muhtemelen bir autosave alır. Ben de burada bitiririm bugünlük videoyu. Gummer'la iyi kapıştık. Çok fena yem olacağımızı düşünüyordum ki... Allah'tan olmadı. Bir autosave almasını bekliyorum. Ama almıyor. Ne oluyor? Aşağısı anne. I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze and searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillian. I will fulfill my vow, whatever the cost. Evet, hala save almadığına göre devam ediyoruz bakalım. Hela'yı öldürmeli. Odin'in kılıcına sahip. Yine bir oyun takılmaya başladı. Benim şu kasayı açıp bir temizlemem gerekiyor herhalde. Fanlar da biraz şey oldu. Pislendi herhalde. Belki birazcık hızlandırır. Medet umduğumuz şeylere bak ya. Heh! Otosave aldı. Şuradan mı gideceğiz, buradan mı? Gelecek videoda karar verelim. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirim zilini açmayı ve eğer beğeniyorsanız içerikleri arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayınız diyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Sıdıka hepinizi selamlar. Hoşça kalın diyorum. Bye bye.